Bugün Moldova'nın ve Moldova halkının bağımsızlık gününü şahsım adına, devletimiz, Cumhurbaşkanımız adına ve de Türk halkı adına tebrik ediyorum. Moldova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir. O günden bu yana ikili ilişkilerimizi her geçen gün ve her geçen yıl daha da güçlendi. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkardık. Aramızda oluşturduğumuz bu yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının ilki Ankara'da gerçekleştirildi. İkincisini gelecek sene Moldova'da gerçekleştireceğiz. Bu zirvenin hazırlıklarını dün Oleg Kulya ile beraber yaptık. Ortak stratejik planlama grubu toplantısını gerçekleştirdik. İlişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi yine Sayın Cumhurbaşkanı Dodon'la ve Sayın Başbakan'la da ele alma fırsatımız oldu. Moldova'nın istikrarına, ekonomik kalkınmasına, sınır bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne önem veriyoruz. Pandemi döneminde desteğimizi verdik, dayanışmamızı gösterdik. Güçlü bir Moldova içinde güçlü ve müreffeh bir Gagavuzya arz ediyoruz. Dış politikamızda soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın ve akraba topluluklarımızın çok önemli bir yeri var. Gagavuzlar ve Gagavuzya buna dahil. Moldova'nın ve Gagavuzya'nın kalkınması için başta TİKA'mız olmak üzere çok önemli projeleri hayata geçirdik. Hastane, huzurevi, anaokulu gibi çeşitli projeleri de tamamladık. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, ki burası bir teknoloji koleji gibi eğitim verecek, projeyi inceledik ve bu yıl sonu itibariyle de ihaleyi açacağız ve ihaleyi yaptıktan sonra da kazmayı vurup kısa süre içinde tamamlayacağız. Gagavuz yöresinde de açılan ilk ve tek başkonsolosluk bizim başkonsolosluğumuz. Komrad Başkonsolosluğumuz sadece Gagavuz yerindeki insanlara değil, Moldova'nın güneyindeki 9 rayona, 9 şehre hizmet edecek ve o şehirlerde yaşayan Moldovalı dostlarımızın hizmetinde olacak. Burası tüm Moldovalıların evidir, tüm Gagavuz soydaşlarımızın evidir. Hepinizin hizmetinde olacak. Lütfen burada kendinizi evinizde hissedin.